Peki dolar kuru faiz artmasına rağmen neden durdurulamıyor? Evet, çok güzel soru. Dolar kuru faiz artmasına rağmen neden diyor? Bakın, şimdi klasik rant ekonomisi terör örgütünün, faiz ekonomisi terör örgütünün, RETÖ ve FETÖ'nün. FETÖ'nün içerisinde herkes var ha, içte ve dışta. FETÖ'nün içerisinde de zaten faiz ekonomisi terör örgütünden hep bahsediyoruz. İşte klasik küresel aileler. Adı R ile başlayan iki tane büyük aile de var bunun içerisinde. Onların adlarını hepimiz biliyoruz zaten. O yüzden RETÖ aynı zamanda rant demek. Rantı temsil eden R harfi. Faiz bu rant ekonomisinin en önemli, Demokles'in kılıcı diye tabir ettiği en önemli materyali. Faiz demek bağımlılık demek. Faiz demek bu sistemde kredi demek ve paranın genişlemesi demek. Karşılıksız para basmak demek. Yani ben sizi kandırıyorum. Paranın sahibi benim. Siz de oynayın demek. Ben size borç veririm, varlığınızı el konuyorum demek. Bir kere döviz kur da aynı şekilde. Kur da bunun değişik bir silahıdır. Dolayısıyla kurla faiz kardeştir. Yani kur savaşlarıyla faiz savaşları kardeştir. Faiz yükseltirse kur düşer. Tamamen rant ekonomisi terör örgütünün, RETÖ'nün oyuncağı olmuş veya faiz ekonomisi terör örgütünün oyuncağı olmuş piyasa oyuncularının tasmasını tutup bırakmak gibi bir şeydir. Dolayısıyla bizim gibi bağımsız düşünmeye başlayan ama daha henüz tam bağımsız olamamış, Atatürk devlet algoritmasına dönememiş, Cumhuriyet'in kurucu ayarlarını hissedememiş, 80 yıldır da bağımlı sürece girmiş ama uçurumun kenarından inşallah 2-3 sene içerisinde dönecek olan Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi devletler öncelikle bir kere faiz yükseltmenin döviz kuru düşüreceğine inanmıyor. Faizler niye düşmedi? Şimdi ekonomistler gene demin söylediğimiz abimiz demiş ki burada onun da bu soruyla ilgili cevabını işte en son söylemiş hatta yazısının sonunda söylemiş. Faiz arttırdığımız halde dolar kuru niye düşmüyor? Bu durumda faiz artırsak bile TL'nin değer kaybetmesine şaşırmamak lazım. Çünkü bilim bütün bunların olduğu yerde ülke parasının değer kaybedeceğini söylüyor. Şimdi bilim dedikleri ekonomik bilim. Atatürk Lisesi'nde sorulan soru gibi düşünürsek bu konuda şöyle bir soru ve yanıt söz konusu olabilir. Faiz arttırdığımız halde dolar kuru niye düşmüyor? Niye düşsün ki diye cevap vermiş. Benim de verdiğim cevap şu. Fayda ve değere dayalı üretim ekonomisine geçmeden ulusal para sistemini kadim Türk yani Atatürk aklına ve felsefesine uydurmadan faiz kavramını sistemden çıkarmadan Türk bankalarındaki mevduat oranı %54 iken döviz mevduat oranı %54 iken dolar kuru niye düşsün ki? Yani bakın hiç faiz söylemiyor. Bu konudaki düşüncemiz bakın çok kısa ve net bir düşünce söyleyeceğim. Dolar kurunu düşürecek birinci adım nedir? Ben bunu daha evvelki programlarımda da söyledim. Türk milletinin biraz da bilinçlenmesi döviz mevduatının bir kısmını altın ve gümüşe yönlendirmesidir. Birinci adım budur. Dolar kuru o zaman düşer. Türk bankalarındaki 243 milyar dolarlık mevduatın küçük yatırımcının elinde olan yaklaşık 60 milyar dolarlık kısmı Türk küçük yatırımcısının planlı ve organize hareketiyle milletin kendi iradesiyle dövizden altına ve gümüşe kademeli olarak yönlenirse ilk etapta dolar TL'deki kur artışı artabilir ama sonra çöker. Çünkü TL'de altın ve gümüşe endeksli bir para da geleceği için o dönem içerisinde hem dış borcumuzun döviz cinsinden değeri düşer hem paramızın değeri yükselir. Bu kadar basittir. Bunu yani hani görmek için böyle çok akıllı olmaya gerek yok. Türk milleti zekidir demiş Atatürk'ümüz. Dolayısıyla faizi arttırdığımız halde dolar kuru niye düşmüyor sorusunu saçma buluyorum. Bu Bora benim sorduğu için değil. Bu soru sorulduğu için bunları tartışarak milleti başka şeylere sevk ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir an önce üretim ekonomisine geçmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.